Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle şu Amerika Ay'a gitti mi gitmedi mi o meseleye biraz bakacağız. Amerikalıların beslendiği en güçlü kaynak NASA'nın orijinal, yani Ay'a gidildiği anın orijinal görüntülerinin silindiğini açıklaması oldu. Ondan sonra tutmayın komplo teorisyenlerini. Şimdi gelin arkadaşlar şu iddiaları bir topluca göz atalım. 1. Armstrong'un koluna düşen stüdyo dekoru. Arkadaşlar şimdi bu bir şaka değil. Neil Armstrong'un Ay'a indiği sırada iddialara göre yukarıdan bir tane stüdyo ışığı düşüyor ve ortam bir anda panik oluyor. Ya bu gizli bir şey değil. Bunun videosu var. Fakat NASA bu duruma şöyle bir açıklama yapıyor. Ya kardeşim biz Ay'a giderken hadi hoppala Ay'a gidiyoruz diye topluca yola çıkmıyoruz. Bunun denemelerini yapıyoruz diyor. Bu çekim de o denemeler sırasında yapılmış, yani bir Ay'a iniş simülasyonunun canlandırma anında yapılmış bir görüntüye ait diyorlar. Yani bence samimi bir açıklama arkadaşlar. Gitmeden önce kimse kalkıp da hadi Mekke'ye binelim çıkalım gidelim gibi bir düşünce olduğunu düşünmesin bence. Bunun muhtemelen sayısız denemesi, sayısız koşulu vesaire test edilmiştir. İkinci maddemiz muhtemelen hepinizin bildiği kardeşim Ay'da rüzgar yok, hava yok, bu bayrak nasıl dalgalanıyor maddesi. NASA'nın bu duruma cevabı şu arkadaşlar: bayrak dalgalanmıyor, ortamdaki astronotların üzerindeki statik elektrikle etkileşime giriyor ve öyle bir görüntü çıkarıyor. Zaten bunun da videoları var arkadaşlar. Astronotlar bayraktan çekildikleri anda bayrak artık dalgalanmıyor. Üçüncü iddia da arkadaşlar Ay'ın yüzeyine yansıyan astronotların gölgelerinin fake olması. Bu iddia şuna dayanıyor arkadaşlar. Şimdi normalde Ay'ın tek bir tane ışık kaynağı var. Yani öyle deniliyor. O da güneş. Tek bir kaynaktan gelen ışık öyle gölgeler oluşturamaz diyorlar. Fakat burada ciddi bir hataya düşüyorlar. Mesela Ay'ın en önemli ışık kaynaklarından bir tanesi de dünyamızdır. Güneşten gelen ışınları cayır cayır Ay'a yansıtır. Dördüncü iddia da arkadaşlar Ay'ın yüzeyi sıcaktır. O sıcaklığa dayanamazlardı. Gitseler de orada duramazlardı. Şimdi arkadaşlar bu biraz mantıklı. Ay'ın yüzeyi -140 derece ile +150 derece arasında değişen bir sıcaklık değerine sahip. Fakat bu donma dediğiniz şey suyla ilgili bir şeydir. Yani iddia şunu söylüyor: fotoğraf makineleri donar, kırılır falan filan diyorlar. Fakat ortamda su olmadığı için nem olmayacak, nem olmadığı için de donma olmayacak. Yanma da şöyle arkadaşlar, Ay'ın yüzeyinin o kadar sıcak olması Ay'ın yapısından kaynaklı yine de o makineleri yakabilecek güçte değil. NASA'nın yaptığı açıklamada şu arkadaşlar: ısı bir tek ulaşsa filmlere ulaşabilir diyen fotoğraf makinesinin içindeki filmlerden bahsediyor. Onu da biz ısı önleyici optik kaplamalar ve çeşitli farklı maddelerle koruduk diyor. Bu da mantıklı, koruyabilirsin. Beşinci maddemiz de kardeşim bu NASA bir kere gitti ya Ay'a, sonra niye bir daha gitmiyor diyorlar. Arkadaşlar bu sorunun cevabı biraz politik. Şöyle düşünün, şimdi SSCB'nin yenildiği Ayyuka çıkınca ABD bu Ay çalışmalarını durdurdu. Adam niye yapsın ki, rekabet edeceği bir unsur kalmadı. Soğuk savaş bitti. Altıncı maddemiz de arkadaşlar kol saati gücündeki bir bilgisayarla uzaya gidemezsiniz. Bu iddianın dayanağı şu arkadaşlar. O dönem Apollo'nun içinde kullanılan bilgisayarın kol saati gücünde olduğunu söylüyorlar. O bilgisayarlar günümüzün modern saatleriyle aynı işlem gücüne sahip. Bu yüzden saat örneğini veriyorlar. Bu da şuradan geliyor. Bilgisayarın toplam RAM'i 2 KB ve 36 KB'lıkta bir ROM'u var. Ayrıca şu da var, bu bilgisayarın analog olduğu iddia ediliyor. Bilgisayar dijital arkadaşlar. Ve yine düşülen çok büyük bir hata var burada. Şimdi tarihsel olayları değerlendirirken sen günümüz koşullarını hesaba katarsan tarihsel olay boşa çıkar. Bilgisayarın Apollo içindeki görevi, konum, rota bilgisi hesaplamak, yerle uzağa hesaplamak gibi şeylerdi. Yani uçuşuyla ilgili veya teknik anlamda inişiyle ilgili bir işlem yapmıyordu. Yedinci maddemiz de şu arkadaşlar: Ay'a gidilen araçlar öncesinde ve sonrasında neden bağımsız ekiplerce test edilmedi? Bu araç Ay'a inerken bıraktığı parçayı Ay'da bırakıyor zaten. Dünyanın atmosferine girdiği anda da bu parça kendisinden ayrılıyor ve yanarak yok oluyor. Sen neyi inceleyeceğim ben anlamadım yani. Şimdi arkadaşlar geldik sonuç bölümüne. Öncelikle ben kendi fikrimi açıklamak istiyorum. Ben NASA'yı ve dünyada bilim çalışması yapan tüm bilim insanlarını ortak bir yere yerleştiriyorum. İnsanoğluna hizmet etme ve teknolojiyi geliştirme falan filan. Yani o çalışmayı yapan işte Amerikalıymış, İngilizmiş, Çinliymiş benim için çok önemli değil. Çıkan sonuçlar ve bize olan faydası önemli. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar çeşitli spekülasyonlar üretiliyor ve bunların üretilmesinin tek nedeni de soğuk savaş. Sen önce gittim, ben sonra gittim, önce ben roket attım, sonra sen yaktın gibi meseleler. Yani bir de şöyle düşünün arkadaşlar, yörüngemiz ve atmosferimiz böyle yüzlerce, binlerce sayısız uyduyla dolu artık. Ya. Yani Ay'a gitmek dediğin nedir yani? 2017 yılında artık bunu söyleyebiliyoruz. Size de bunu soruyorum arkadaşlar. Anketimizde hemen görüyorsunuz zaten. Sizce ABD Ay'a gitti mi? Yorumlarda da şunu tartışmak istiyorum sizlerle. Ya bunun sizce bir önemi var mı? Gitti veya gitmedi. Ne olacak yani? Bunu merak ediyorum. Diyorum ve videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aklınıza takılan böyle ilginç sorular varsa da yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Yani her şeyi yoruma yazabilirsiniz. okuyabilirsiniz. Emin olun birçoğunu okuyoruz. Artık bu videomuz da bitti. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olup ayın tadını çıkarabilirsiniz. Çok güzel espri ha. Herkes yapamıyor.